谢谢、uh, Merhaba arkadaşlar, ben Birebir hocanız, Başarının ortaokul matematikçesi olan kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir ders videomla daha sizlerle birlikteyim. Eğer kalem ve kağıtlarımız hazırsa, her zaman olduğu gibi, başarmak için Birebir diyor, dersimize başlıyoruz. Bu dersimizde sizlerle birlikte, 6 sınıf matematik konularından olan kesirlerde çarpma ve bölme işleminden bahsedeceğiz. Ama öncesinde tabii ki çarpma işleminden başlayacağız. Yalnız bir açıklama yapayım arkadaşlar. Ee, yine kameramın azizliğine uğradım. O sebeple bir miktar çözümlü e, örneklerle devam edeceğiz. Çünkü çözdüm. E, kamera kendiliğinden durdu. Kayıt yapmadı bir miktar çözümlü örneklerle devam edeceğiz. Devamında birlikte çözeceğiz arkadaşlar. Evet kesirlerle çarpma işlemi yapılırken paylar çarpımı paya paydalar çarpımı paydaya sonuç olarak yazılır. Tamam mı? Buna çok dikkat edeceğiz. Ve en çok dikkat etmemiz gereken şey ne? Uyarı kesirlerle çarpma işleminde asla payda eşitlenmez. Ben kendi öğrencilerimde de görüyorum arkadaşlar. Tecrübelerimden yararlanarak bunu söylüyorum. Yazılılarda bazen bazı öğrencilerimiz bu kadar uyarı yapmamıza rağmen çarpma işlemlerinde payda eşitlenmez yolunu tercih edebiliyorlar. Bu kesinlikle hatalı bir yol arkadaşlar. Yanlış sonuçlar doğurur. Siz dikkat edin. Asla çarpma işlemlerinde payda eşitlemeyin, tamam mı? Bir kesrin belirtilen kesir kadarı istendiğinde çarpma işlemi yapılır. Örnek üzerinde göstermek gerekirse. 3/4'ün 1/2'si ne yapar diye sorulmuş. Yani şurada bakın çarpma işlemiyle gösteriyorum. 3/4'ün 1/2'sini bulabilmek için 3 ile 1'i çarptım. 3. 4 ile 2'yi çarptım 8. Demek ki 3 bölü 4'ün 1 bölü 2'si 3 bölü 8 yapıyormuş arkadaşlar. Evet bunu modelleme ile göstermek gerekirse 3 bölü 4 modelleme olaraktan budur. 4 parça bir bütün 4 parçaya ayrılmış 3 parçası boyanmış. Aynı bütün 8 parçaya ayrılmış 3 parçası boyanmış. Peki bunu nasıl oluşturdum? Şöyle oluşturdum. Arkadaşlar 3 bölü 4 benim ilk başta verilen kesrim değil miydi? Ve bunun yarısı istenmiyor muydu? Yarısı olması için şurayı bir çizgiyle 2'ye ayırdım. Çizgiyle 2'ye ayırdıktan sonra sonra alt tarafa baktım. Niye alt tarafa bakıyorum? Yarısı dediği için. E kesrin yarısı arkadaşlar. Modellemenin yarısı bura olur. E boyalı bölgenin yarısı da e bu zaman o zaman burası olmuş olur. Öyle değil mi? Boyalı bölgenin yarısı da bura olduğuna göre ben de yine 3 tane boyalı bölge var ama bu boyalı bölgenin yarısını belirtir yarısını temsil eder toplamda 8'e bölünmüştür bütün ve 3 bölü 8 3'ü boyalıdır burada toplamda aynı bütün 4'e bölünmüş yine 3'ü boyanmış bu bundan farklı sonuçlar doğuruyor arkadaşlar aldanmayalım bu işleme giren kesir 3 bölü 4 bu da yarısı alınmış olan kesir yani sonuç 3 bölü 8 devam edelim örnek 3 tam 1 bölü 2 çarpı 2 tam 1 bölü 3 Bunlar da arkadaşlar e, bileşik kesre çevirerekten yaptım işlem e, hatasına düşmeyelim diye e, çünkü toplama ve çıkarma işlemlerinde tam kısımları kullanabiliyoruz çarpma ve bölme işlemlerinde arkadaşlar işlem hatası oluyor kullanamıyoruz tamam mı buna dikkat edelim burada yapmamız gereken işlem ne şimdi? E, 3 tam 1 bölü 2'yi bileşik kesre çevirmek. 3 kere 2 6 bir daha 7 bölü 2. 2 kere 3 6 bir daha 7 bölü 3. Payı ile payı çarptım 49. Payda ile paydayı çarptım 6. Ne yaptı? 7 kere 7 49. 2 kere 3 6 yaptı. Devamında arkadaşlar bir örneğimiz daha var. 6 çarpı 3 bölü 5. 6'nın gizli paydası vardır burada 1. Pay ile payı 6 ile 3'ü çarptım 18. 1 ile de 5'i çarptım 5. Sonra bu da bileşik kesir bu da bileşik kesir. Bunu tam sayılı kesre çevirmeyi gösterdim. Bunu da siz çevirirsiniz arkadaşlar. Bu nasıl 3 tam 3 bölü 5 oldu? 18'i 5'e böldüm. Bakın 18'de 5 3 defa 3 kere 5 15 çıkardım 3 kaldı. Tam kısım şuradan geldi 3. E, pay buradan geldi kalan kısımdan geldi 3 payda ise bölen kısımdan geldi 5. Kesirlerde bölme işlemine geçelim arkadaşlar. Kesirlerde bölme işleminde birinci kesir aynen yazılır, ikinci kesrin payı ve paydası ters çevrilip birinci kesir ile çarpılır. Örnek üzerinde göstermek gerekirse 4 bölü 9 bölü 3 bölü 8. Birinci kesri aynen yazdım 4 bölü 9. Aradaki bölüme çarpmaya dönüştü. 3 bölü 8'i ters çevirdim 8 bölü 3 diye yazdım. Devamında 4 ile 8'i çarptım 32. 9 ile de 3'ü çarptım 27. 33, 32 bölü 27 sonucuna ulaştım. Burada ise 2 bölü 9'u aynen yazdım. Aradaki bölüme çarpmaya dönüştü. 4'ün gizli paydası 1. Ters çevirip yazdım 1 bölü 4. 2 ile 1'i çarptım 2. 4 ile 9'u çarptım 36. Sadeleştirirsem arkadaşlar 2'nin yarısı 1, 36'nın yarısı 18. Yani sonuç 1 bölü 18 oldu. Şimdi birkaç tane örnek çözeceğiz birlikte arkadaşlar. Bakalım. 5 çarpı 1 artı 1 bölü 4 çarpı 1 eksi 1 bölü 3. Önce parantezlerin içini yapalım isterseniz. Şuraya 5 çarpımızı bir yazalım. Bu parantezin içi ne yapar? 1 kere 4 4 bir daha 5 bölü 4 yapar. Arkadaşlar neden? Tıpkı tam sayılı kesri bileşik kesre çeviriyormuşum gibi. O sebeple. Ha gizli payda bir yazaraktan da yaparsınız ama iş uzar. Burada da aynı şekilde. 1 kere 3, 3. Bu sefer arada çıkarma olduğu için çıkartıyorum. 3 eksi 1'den 2 bölü 3 sonucunu bana verdi. Tamam mı? Burada da 5'in gizli paydası 1. Sonuca doğru ilerleyelim. 5 kere 5, 25. 25 ile 2'yi çarparsam 50. Ne yaptı? 4 kere 3 12 12 kere 1 12 50 bölü 12 diyebilirim ha 50'nin yarısı 25 sadeleştirirsem 12'nin yarısı 6 der 25 bölü 6 sonucuna ulaşırım buraya bakalım 15 bölü diyelim arkadaşlar önce tabii ki parantezin içi köşeli parantezin içerisinde ilk ne var şurası var paydalarını eşitleyelim 2'ye 3 ne yapar 2 kere 1 2 bölü 6 artı 3 kere 1 3 bölü 6 Yanında da çarpı 6'mız var. Devam edelim. 15 bölü köşeli parantezin içi ne olur? 2 ile 3'ü topladım. 5 bölü 6 çarpı şurası da arkadaşlar 6 bölü 1 diye yazabilir miyim? Evet yazarım. Şimdi bakın şu 6 ile şu 6 sadeleşti. Tamam mı? Geriye neler kaldı? Şuraya yazalım. 15 bölü arkadaşlar 5 kaldı. 5 bölü 1 5 demek değil mi? Evet, 5 kaldı. E 15 bölü 5 ne yapar? Bize 3 sonucunu verir. Geçelim buraya. Burası nasıl yapılabilir? Arkadaşlar işlem önceliği ne baktığımızda çarpma ve bölme aynı öncelikli ama önce soldan yapılır. O zaman çarpmaları önce yapacağım. Bakalım ee, sadeleştirmelerimiz var mı işlem kolaylığı açısından? 7 ile 21 sadeleşir. Burada 3 kalır. Başka var mı arkadaşlar? Ee, 3 ile 9 sadeleşebilir. Ama bir daha yazalım öyle sadeleştirelim isterseniz. Ha, pardon şu 5 ile 15 varmış. Burada da 3 kalır. Şu 3 bölü 3'ü aslında hiç yazmaya gerek yok. 3'ler birbirini götürdü. Buralarda bir şey kalmadı. Şurada 4 bölü 9'umuz kaldı. 4 bölü 9. 3 bölü 3'ü yazmıyorum sadeleştirdim. Bölü 2 bölü 3. Devam ettirelim işlemi. 4 bölü 9'u aynen yazdım. Şurası karışmasın. Farklı renkte bir kalemle ayıralım. Şöyle. Şurayı da ayıralım. Şurayı da ayıralım. Şöyle. 4 bölü 9 aynen yazdım. Çarpı. ikinci kesri ters çevirip çarpıyorum. 3 bölü 2. Aradaki bölme çarpmaya dönüştü gördüğünüz gibi. Sadeleştirmelerimiz var. 3 ile 9 sadeleşir. Burada 3. 2 ile 4 sadeleşir. Burada 2 kalır. Yani yukarıda 2 aşağıda 3 kaldı. Benim sonucum 2 bölü 3 oldu. 4 tam 1 bölü 3 metre uzunluğundaki tel 1 bölü, 1 bölü 9 metre uzunluğundaki parçalara ayrılacaktır. Kaç parça elde edilir? Evet arkadaşlar burada bir bölme işlemi var. 4 tam 1 bölü 3'ü ben ne yapacağım? 1 bölü 9'a böleceğim ki kaç parça elde ettiğimi bulacağım. Burayı da yine karışmasın diye şöyle ayıralım. 4 tam 1 bölü 3'ü öncelikle bileşik kesre çevirelim. 4 kere 3 12. Bir daha 13 bölü 3. Aradaki bölmeyi çarpıya çevirdim. Bunu da ters çevirip çarpıyorum. 9 bölü 1 diye yazdım. 9 ile 3 sadeleşti. 3 kaldı. 13 ile 3'ün çarpımı da 3 kere 3 9. 3 kere 1 3. 39 metre değil pardon. 39 parça tel elde edilir arkadaşlar. Evet bu sorumuzla birlikte bu uygulamalarımızla birlikte bu videomuzun sonuna geldik. Güncel videolarımı kaçırmamak ve birlikte başarmak için lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.